Merhaba dostum, ben Matnela. Tır oyunları genelde nakliye alıp bir yerden bir yere götürmek kadar basit bir mantığı olan ama tabi varmak güzel değil yol güzel felsefesinde ilerleyen, genelde kafa dağıtmak için oynanıp arkada arabesk müzik eşliğinde kafayı bulduran efsane oyunlardır. Bugünkü listemizde de hem grafikleriyle gözümüzü hem de motor sesleriyle gönlümüzü cezbeden tam 8 tane mobil platformdaki tır oyunu inceleyeceğiz. Tabi gene Matnela tarzında olacak, yani fizik ön planda olan oyunlardan tırla drag yarışı yaptığımız oyunlar kadar her tarza uygun oyun bunlarla listemize renk atacağız. Neyse daha fazla uzatmayalım. Hadi listemize geçelim. Universal Truck Simulator. Bu oyun genel olarak Almanya'da geçen ve çok çeşitli Avrupa ve Amerika tırlarını sürdüğümüz. Bu arada Avrupa ve Amerika tırlarının farklılıkları Amerika'nınkilerin önüne uzun, Avrupa'nınki zaten günümüzde gördüğün düz uçlular işte. Bu şekilde farklı tırlarla kombinler yaptığımız çok çeşitli ve büyük haritalı bir tane oyun. Oyuna çok çeşitli dememin sebebi oyunda hem remote'lar çok çeşitli, kütüklerden tankerlere her şeyleri taşıyabiliyorsunuz. Hem de oyunda tırların parçalarını en ince ayrıntılarına kadar, yani yağına, soğutma suyuna kadar her şeyi değiştirebiliyor veya yükseltebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda kendi garajınızı kurup sadece oradan oraya nakliye değil, kendi işinizi yapıp kendi şirketinizi büyütme imkanınız var. Oyunun grafiklerine bakacak olursak oldukça kaliteli grafikler sunuyor ve sadece düz yollar değil, köprüler, dağ yolları, şehir içi gibi güzel manzaralar eşliğinde sürebiliyorsunuz. Ve oyunun asıl önemli olan fizik yanına gelecek olursak, tırınızı bir yere çarptığınızda o çarptığınız yerin yamulması gibi çok önemli fiziki olaylara yer verilmiş. Ayrıca oyundaki tır sesleri de hem tırdan tırda değişen hem de oldukça kaliteli bir şekilde bizi karşılıyor. Ve son olarak da tırınızı özelleştirme özelliği de bir hayli geniş. Gerek tırın dışındaki lambalar gibi, renk gibi özellikleriyle, gerekse tırın içindeki özelliklerle Karaambar Kamyoncular Derneği'ne uygun bir tane tır yapabiliyorsunuz. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak, orta sınıfın birazcık daha üstü telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ve boyut olarak da 770 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Truckers of Avrupa 3. Bu oyun Avrupa'da Avrupa tırlarını sürdüğünüz bir tane oyun. Oyunda çok fazla tır bulunmasa da yaklaşık 7-8 tane falan var. Bir sürü trailer çeşidiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca bu trailerin bazıları çok ağır. O zaman kamyonunuzun böyle acılar içinde kıvranışını hissediyorsunuz. Bu da ekstra bir hava katıyor. Genel olarak diğer mantıkları da bildiğimiz tır oyunları gibi. Bu yüzden hemen grafiklere bakalım. Grafiklerde gayet hoş grafikler var. Yollar ne kadar çeşitli olmasa da, mesela tüneller, geçitler gibi yerlerde birazcık eksik kalmış. Gerek manzara, gerekse tırın iç kabini olarak 10 numara grafiklere sahip. Ayrıca fiziki olarak oldukça gerçekçi ve birazcık daha ileri giderek tırınızın hasar almasıyla kalmayıp tırınızın kirlenmesine kadar farklı fiziki olaylara da yer verilmiş. Ayrıca oynanışı ve tır kullanışı da telefonda oldukça rahat. Ve bu oyunun da haritası oldukça büyük. Bu sayede çok uzun sürelerde oynayabiliyorsunuz. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ve boyut olarak da 607 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Drive Simulator 2020. Bu oyun diğer tır oyunlardan birazcık farklı. Aslında bu oyuna tır oyunu bile demek birazcık değişik olur. Fakat listemize renk katıyor ve ayrıca da tırlarla oldukça içli dışlısınız. Oyunda sizin bir tane inşaat şirketiniz var ve bu şirketlerle ihale alıyorsunuz. O ihalelere göre değişik değişik şeyleri sürerek hem şirketinizi büyütmeye çalışıyorsunuz hem de müşterinin işlerini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde para kazanıp daha da büyüyorsunuz. Oyunda vinçlerden kepçelere kadar her şeyi sürebiliyorsunuz. Tabi tırlar da bu oyunda oldukça büyük yer kaplıyor ve bu şekilde oynuyorsunuz. Diğer tır oyunları gibi her zaman tır sürerek birazcık daha kafa dağıtmak üzerine değil, bir amacınız oluyor önünde ve o amacı başarmaya çalışıyorsunuz. Bu da oldukça zevk veriyor. Ayrıca emeğinizin hakkıyla kazanarak çok çeşitli tırlar ve kamyonlar alarak harbiden eğleniyorsunuz. Oyunun grafiklerine bakacak olursak oldukça güzel grafikleri var ve görev yapısı oldukça kaliteli yapılmış. Yani böyle kepçeyle aldığınız, bir kum attığınız, çukur bir anda dolması gibi farklı farklı şekiller yok. Gayet gerçekçi ve düzgün yapılmış. Ayrıca her makinenin kendine özel iç tasarımıyla da gözlerinizi büyülüyor. Tabii oyunda eksik kalmış diyebileceğimiz bazı yerler var. Bunlardan bir tanesi de fizikler. Aslında fizikleri güzel oyunun, kötü değil. Fakat 10 tonluk 15 tonluk makineyle hiç sarsılmadan sağa sola hızlı hızlı gidip gelebiliyorsunuz. Bu ne kadar oyunun yapısını birazcık daha hızlandırmış olsa da bazen oyun olduğunu hissedebiliyorsunuz. Fakat tabi bu da oynamanızı engelleyecek bir şey değil. Oyun zaten grafikleriyle, kontrolleriyle ve sesleriyle bu eksiğini çok güzel bir şekilde dolduruyor. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak orta sınıfın üstü her telefonla rahat bir şekilde çalışabilir ve boyut olarak da 330 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza.
Kamyon simülatörü Offroad 4. Yine değişik bir oyunla karşınızdayım. Bu oyunda adından anlaşılacağı gibi bir tane kamyon alıyorsunuz ve bu kamyonla dağlık tepelik yollardan, bazen çamurların içlerinden, bazen hayvan gibi eğimli bir tane yoldan giderek nakliyeleri götürmeye çalışıyorsunuz. Oyun bölüm bölüm bir şekilde ilerliyor. Yani bazı bölümler var, bu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Yani bir yerden nakliye alıp bir yere götürmek gibi bir durum yok. Ayrıca oyunda kamyonunuzla içli dışlı olmanız gerekiyor. Onun hararet seviyesini falan sürekli takip etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela bir tane çamurlu yolda kaldığınız, sürekli gaza basıp geçeyim diye bir olay yok. O zaman kamyonunuzu çok zorlamış oluyorsunuz ve motor yakıyor. Bu yüzden isterseniz o çamurlu yola hızlı girmek gibi ya da yokuşta arkanızı bir yere dayayıp birazcık motoru dinlendirmek gibi farklı farklı taktiklerle oynuyorsunuz. Oyunun grafiklerine bakacak olursak grafiklerin oldukça kaliteli olduğu söylenebilir. Ne kadar bir bilgisayar oyunu gibi böyle çok gerçekçi, böyle çamurun fırlamasına kadar, o çamurun dokusuna kadar hissetmenizi sağlamıyor olsa da bir telefon oyunu için oldukça yeterli grafiklere sahip ve oyunun asıl önemli yeri de fizikleri. Daha demin de söylemiştim, grafikleri bir bilgisayar oyunu kadar kaliteli değil fakat fizikleri bir bilgisayar oyunu kadar kalitesini gösteriyor. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak biraz grafik kaybı vererek düşük telefonlarda da rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 310 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Grand Truck Simulator 2. Bu tır oyunu birazcık daha farklı. Varmak güzel değil, yolda güzel değil, tırım güzel diyenler için, yani tırlara oldukça önem veren bir tane oyun. Oyunda çevreye oldukça standart, yollar falan çok standart ve grafikler de çok da iyi değil. Yani listemizde bunun grafiklerinden çok daha iyi olan bir sürü oyun var. Fakat bu oyunun yaptığı çok güzel şeyler var. Bu da oyunun fizikleri. Oyuna baştan bir fizik olarak bakacak olursak, oyun ilk önce oldukça geniş bir tane tır yelpazesine sahip. Gerek Avrupa tırları, gerek Amerikan tırları olarak, gerekse tır değil kamyon olarak oldukça geniş bir yelpazeye sahip ve bu tırlardan bir tanesini aldığınızda bu tırın şanzımanındaki dişlere kadar her şeyi kontrol edebiliyorsunuz ve onları değiştirebiliyorsunuz, yenileyebiliyorsunuz. Ayrıca yola çıkmadan önce lastik basıncına, yağ seviyesine kadar her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Bu da harbiden oyunun kalitesini ortaya koyuyor diyebiliriz. Ayrıca oyun oynayışı birazcık da basitleştirilmemiş. Bu yüzden birazcık zor gelecek olabilir. Fakat alışınca ayrı bir tane havası var. Aynı zamanda tırınızın hasar alması gibi, parçalarının aşınması gibi bir sürü farklı özellik de var. Bu sayede de tüm kontrolünün sizde olduğunu hissettiriyor ve sizin yönetim ve sürüş tekniklerinizi birazcık test ediyor. Oyunun sistem gereksinimine gelecek olursak, orta sınıf ve üstü telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Çok eski telefonlarda birazcık sıkıntı çıkarabiliyor ve boyut olarak da 207 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Big Rig Racing. Yine farklı bir tır konseptiyle karşınızdayım. Bu tır oyununda tırlarla drag yapıyorsunuz abi. Birazcık farklı geliyor olabilir. Çünkü sonuçta altımızda drag için özel olarak ürettiğimiz arabalar falan yok. Tırlar var. Ama inanın ki oldukça çok keyif veriyor. Öncelikle oyunda full Amerikan tırları var. Yani önleri böyle hayvan gibi olandan. Bu tırları da istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. İstediğimiz desen atabiliyoruz. Ve çok güzel tarzlarda çok güzel tırlar ortaya çıkartabiliyoruz. Ayrıca biliyorsunuz Amerikan tırları birazcık daha böyle heybetli ve görünüşü güzel olan tırlar. Ve bazen de ışığı abarttıkları oluyor. Burada da bu abartıyı çok güzel hissediyorsunuz ve tırınızı çok çekili şeyler yapabiliyorsunuz. Oyundaki drag sisteminin ana mantığı da şu. Yollar oluyor 200 metrelik ve 400 metrelik. Siz birisine meydan okuyorsunuz ve adamla birlikte yolda sıfırdan kalkış yapmaya çalışıyorsunuz. Bu kalkışı siz otomatik yapıyorsunuz dümdüz bir tane yolda. Asıl birinciliği belirleyen ise viteslerdeki geçişleriniz oluyor. Doğru zamanda, doğru yerde ve birazcık da tırınızı tanıyarak doğru vites geçişleri yaparsanız rakibinizden daha avantajlı oluyorsunuz. Ayrıca no sistemi de var. Bu no sistemini de doğru yerlerde kullanmanız gerekiyor. Mesela vites geçişlerinde o ufak bir zaman bile olsa aradaki ivme kaybınızı en aza indirecek şekilde kullanarak çok daha hızlı bir şekilde yarışı bitirmeye çalışıyorsunuz. Oyunun grafiklerine bakacak olursak grafikleri oldukça kaliteli. Zaten dümdüz yol yapmışlar abi. Arka plan var. Bir de tırınızı yönetiyorsunuz. Grafikleri kalitesiz olursa sıkıntı olurdu. Bu yüzden grafikleri hayvan gibi avanmışlar. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak iyi sınıf bir tane telefon istiyor ve boyut olarak da 1.4 GB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer önümüze. Truck Simulator Ultimate. Listemizin en baba oyunlarından bir tanesi karşınızda şu anda. Bu oyun hayvan gibi abi. Ciddiyim, hayvan gibi. İşte bu oyunda da kendinize bir tane nakliye şirketi kuruyorsunuz ve bu şirketi büyütmeye çalışıyorsunuz ve bütün dünyada bir serüven atlıyorsunuz. Oyunda ayrıca sürüyle de kamyon var. Ayrıca oyun bu kadar büyük olmasına rağmen grafikleri de şahane diyebiliriz. Bir kere oyunda mevsim sistemleri ve hava olayları var. Bunu da 10 numara şekilde yansıtmış. Yağmur yağınca o camda oluşan bu yağmur damlaları gibi şeyler oldukça kaliteli gözüküyor.
ayrıca yollar, çevre tasarımı ve kabin tasarımıyla gözünüzü büyülüyor diyebiliriz. Ayrıca oyunda çok güzel mantıklar da var. Mesela oyunda bir tane mod sistemi var. Bu modda çok çeşitli insanların yaptığı farklı farklı değişik değişik kamyon modları, sürücü modları falan var. Ana oyunda ise ikinci el pazarları gibi, dinlenme tesislerinden yemek falan yemeniz gibi gerçekçiliğe oldukça önem veren bir mantık var. Ayrıca köy yollarından otobanlara kadar da çok farklı yollarla bu oyunda yol harbiden güzel. Aynı zamanda bir iş alacaksınız, bu işin açık arttırmayla falan da alabiliyorsunuz ve çok çeşitli de radyo istasyonları var. Bu şekilde hem çok çeşitli hem de çok eğlenceli bir oyunla zamanınızı geçiriyorsunuz. Ve oyunun fizik sistemi de oldukça gerçekçi. Ayrıca oyunda multiplayer, yani diğer insanlarla oynama özelliği de var ve bu özellik de oldukça güzel desteklenmiş. Bu sayede sürekli eğlenceli bir oyun oynayabiliyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak, oyun yüksek sınıf bir tane telefon istiyor. Orta sınıf telefonlarda da grafiklerden ödün vererek bir ihtimal oynayabilirsiniz. Ve boyut olarak da 1.8 GB'lik bir boyuta sahip. Ve hadi son oyunumuza. Karga Simulator 2021 ve nihayet son oyunumuza da geldik. Bu oyun oldukça büyük bir tane oyun ve haritası da tamamen Türkiye'de geçen bir tane oyun. Oyunda Türkiye'den şehirler ve ilçeler arasında gidip gelebiliyorsunuz ve bazı isimleri değiştirilmiş Türk markaları falan da var. Mesela Çaykur yerine Farkur. Bu şekilde oyun birazcık daha tanıdık geliyor. Aynı zamanda bu oyunda şehirlerden böyle özel şeyleri, mesela İstanbul'daki İstanbul Köprüsü'nden falan geçebiliyorsunuz. Ve hatta sırf denemek için gitmiştim ta Tekirdağ'dan Van'a kadar. Van Gölü'nü falan da görebiliyorsunuz. Bunun gibi farklı farklı şeyleri deneyimleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunda Türkiye'deki tır sistemlerine oldukça güzel değinilmiş. Dinleme tesisleri var. Buraya gidebiliyorsunuz. Buralarda diğer insanlarla chat özelliğinde konuşabiliyorsunuz. Multiplayer özellikleri var. Burada diğer insanlarla tır sürebiliyorsunuz. Ve bunun gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Oyunun grafiklerine bakacak olursak, grafikleri orta seviye diyebiliriz. Yani gerek haritasının büyük olmasıyla çevre grafikleri birazcık daha basitleştirilmiş duruyor. Fakat tırın iç dizaynı gibi şeyler oldukça kaliteli. Ayrıca oyunda tek bir tane harita var. Yani böyle bir yerden sonra şehir içi için yeniden bir yükleme ekranı falan gelmiyor. Bu oldukça keyif verici çünkü bazı tır oyunlarında bu çok bayabiliyor. Ve aynı zamanda yollar da çok farklı. Yani bu oyunu oynamak istiyorsanız grafikleri için değil de diğer her şey için oynayın diyebiliriz. Mesela artık bilgisayar oyunlarında bile gördüğümüz dümdüz, şekilsiz, şukulsuz, sadece dümdüz ilerlediğiniz yolları görmek birazcık bayabiliyordu. Bu oyunda ise hayvan gibi yokuşlar var ki bu doğu bölgelerinde falan birazcık daha fazla var. Sırf oralardan geçmemek için bazen yolunuzu falan bile değiştirebiliyorsunuz. Veya da yokuş aşağı kaymanın eğlencesini tadabiliyorsunuz. Bunun gibi kocaman haritada uzun süreli bir deneyim oynuyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak, orta sınıf ve üstü telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 312 MB'lik bir boyuta sahip. Dostlar, yavaştan videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda sizlerle beraber tam 8 tane mobil platformdaki farklı türde tır oyunlarını inceledik. Umarım siz de kendinize güzel bir tane oyun bulmuşsunuzdur ve birazdan yolun keyfini harbiden çıkartırsınız. Kaçmadan önce şunları söyleyeyim. Eğer kanalımıza ilk defa geliyorsanız diğer videolarımızı da incelemenizi öneririm. Oralarda da çok farklı listeler var. Çok çeşitli konular var. Yani onları da bir göz atmanızı öneririm. Ve son olarak da Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Onun linkini de aşağıda açıklamalarda bulacaksınız. Neyse, ben yavaştan kaçayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.